Arkadaşlar ne yapın edin, tekrar söylüyorum. Benim dünyada şu anda yaşayan, alive, tek hakiki hoca diyebileceğim, bilimsel olarak özellikle, bilinç seviyesi olarak belki aynı seviyedeyiz ama bilimsel olarak öğreneceğim çok şey olan ve her konuşmamızda ve her bir araya geldiğimizde çok şey öğrendiğim John DeMartini'nin 28-29 Ekim'deki eğitimine 2 günlük ne yapın edin katılın arkadaşlar. Çünkü o 2 gün çığır açan deneyim dünya çapında on binlerce kişinin yaşamını değiştirmiş. 2 gün içinde çok başka bir seviyeye sıçrayacaksınız. Benim için de bu geçerli. Hepimiz için bu geçerli ve müfredat öğrencilerime özellikle sesleniyorum. Sizler zihniniz değiştiğinde, hayatınızın nasıl değiştiğini birebir deneyimliyorsunuz. Çünkü müfredatta her geçen gün zihniniz değişiyor, her geçen gün algınız açıldıkça yaşamınız değişiyor. Her geçen gün o cehennemden cennete adım atıyorsunuz ve muhtemelen müfredata başladığınız ilk günle şu andaki yaşam standardınız sağlık olarak, kalite olarak, ilişkiler olarak, etkinlik olarak daha var arada, değil mi? O 2 günlük eğitimde tekrardan bir çok yüksek bir sıçrayış yaşayacaksınız. Birkaç sene içerisinde geldiğiniz yere ve çok daha üstüne o 1-2 gün içerisinde gelebileceksiniz. Ve yani bunu da hatırlatıyorum. Biliyorsunuz John'la birlikte bu düzenlediğimiz Breakthrough Experience, gerçi onun eğitimi de ben co-host ediyorum, yanında destek oluyorum. Bir, hem Türkçe çeviriyle ilerliyor. 2, hem benim rehberliğimde açıklamalarımla ilerliyor. 3, John canlı olarak orada. Ve işin sırrı aslında sabah 8'de o eğitime başlayıp akşam 12-1'e kadar eğitimin devam edecek olması. Çünkü zihninizde çocukluğunuzdan beri devam eden ama aslında nesiller boyu, yani ailenizden, annenizden, babanızdan, anneannenizden, dedenizden getirdiğiniz ve bugün problemlerinizin kökünde yer alan çarpık düşünceler, problemli düşünce kalıpları otomatikleşmiş ve açıkçası yaşamınızdaki bütün belanın sebebi düşünce kalıpları, bazıları çok inatçı. Yani müfredatta ilerliyorsunuz, öğrettiğim metotları uyguluyorsunuz, hayatınıza büyük bir dönüşüm oluyor. Bir yerde böyle çok inatçı bir takım kalıplar olabilir. O kalıplardan özgürleşmek için belki de 10 nesildir devam eden, 15 nesildir böyle çok inatçı kalmış, farkına bile varmadığınız ama hayatınızda bir sonraki seviyeye geçmenizi engelleyen, işinizde, maddi olarak, sağlığınızda bir sonraki, bir üste geçmenizi engelleyen böyle bir takım kilitler varsa, o kilitler bizim varlığımızda, yani zihniyle çok uzun yıllar çalışmış 2 kişinin varlığında ve oradaki zihniyle çalışan 2000 varlığında ve bu şekilde çok uzun saatler, sabah 8'de başlayıp hemen hemen hiç ara vermeden, çok az bir öğlen, bir saat aramız var, gece 12'ye 1'e kadar devam ettiğimizde sürekli zihinle çalıştıkça artık öyle bir noktaya geliyorsunuz ki beyniniz yanıyor ve patlayacak gibi oluyor ve tam orada o kalıplar çözülüyor. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz, demir belli bir ısıda eriyor ya, aynı şekilde zihnimizde çok kalıplaşmış, çok uzun yıllardır, nesiller boyu devam eden ve büyük sıçrayış, o yüzden Breakthrough, John'un eğitiminin adı, büyük sıçrayışı engelleyen, çığır açmasını ve çağ atlamanızı diyeyim engelleyen kalıplar böyle bir destekle ve sabah 8'de, çünkü sizi orada tutuyoruz. Orada oturup çalışmak mecburiyetindesin ve sürekli çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun ve bir süre sonra beynin patlayacak gibi oluyor ve o an gerçekten patlıyor. O kalıp ana hayatının belası olan ve ana dönüşecek olan kalıp atlıyor. Yani mesela kendi adıma benim İngiltere'ye gelmem, Amerika'daki davranış bilimleri yüksek lisans okulunun başkan yardımcısı olmam, burada dünya çapında global bir startup kurmam, bir teknoloji şirketi kurmam, ona dünya çapında yatırımcılardan yatırım alıyor olmam, dünya çapında bir liderliğe yükselmem işte bu çığır açan deneyimden sonra oldu. Çünkü çocukluğumdan beri değil, ailemden, genetik olarak annemden, babamdan, dedemden, babaannemden taşıdığım ve farkında olmadığım demir gibi artık kalıplaşmış öyle bir örümcek, öyle bir şey varmış ki beni o Türkiye'de tutuyormuş ve sadece Türk insanına hitap eden bir eğitmen veya Türkiye'de işi olan, yatırımları olan bir iş kadını olarak tutuyormuş. John'la o çığır açan deneyiminden sonra, o 2 günlük eğitimi bitirdikten sonra bundan 6-7 sene önce birkaç ay içerisinde İngiltere'deki şirketimi kurdum. Birkaç ay içerisinde Amerika'dan teklif geldi. Birkaç ay içerisinde Amerika'da başka bir role başladım. Birkaç ay içinde yine İngiltere'ye taşındık. Burada şirket kurduk.
her şeyime, yatırımlarım buraya dönüştü. Buraya, yani Türkiye'den yatırımlarım, ki Türkiye'nin zaten ekonomik krize doğru gittiği bir dönemdi. Tüm yatırımlarımı buraya kaydırıp işte 8-9 tane ev satın aldığım bir muhteşem bir emlak portfolyosuna sahip olduğum ve aynı zamanda işte hem borsada hem birçok alanda yatırımlarım olduğu böyle bir bambaşka bir realiteye geçtim. Eşimle olan ilişkimiz başka bir boyuta geçti. Ailemle olan ilişkim, çocuklarımla olan ilişkim, liderliğim, etkinliğim. Yani şunu demek istiyorum. O iki gün sizi sabah 8'den akşam 12'ye 1'e kadar tutup zihin çalışmaları yaptırdığımız için böyle da yaşamınızın böyle önünde, özünde oturan ve sizin bir üst standarda aslında o dağın tepesine çıkmanızı engelleyen ne varsa yumak olmuş, onu orada yok ediyoruz. Ve bu şansı kaçırmayın. Çünkü John bir daha Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyorum. Ben, birçoğunuz biliyorsunuz, artık yavaş yavaş eğitmenlikten iş kadınlığına ve yatırımcıya, işte bir melek yatırımcıyım. Dünya çapında birçok startup'a yatırım yapıyorum. Dünya çapında yatırımcılarla çalışıyorum. Yani ben biraz daha yatırımcı tarafına, işte hem emlak yatırımcısı, hem borsa yatırımları, hem işte startup yatırımları, o dünyaya ve aynı zamanda bir startup yöneticisi olarak yönetici ve iş kadını tarafına daha çok kayıyorum her geçen gün. O yüzden eğitimlere her geçen gün daha az vakit ayırdığım, manevi tatminim için aslında devam ettiğim bir yolculuğun içindeyim. O yüzden de bir daha böyle bir organizasyon içinde olabilir miyim, vakit ayırabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Ben olmazsam da John gelmeyebilir Türkiye'ye zaten. Çünkü böyle bir elçiye ihtiyacı oluyor biliyorsunuz, böyle bir organizasyon yapılması için. Bu fırsatı kaçırmayın. Orada iki gün içerisinde çok acayip, tahmin bile etmediğiniz bir sıçrama olacak. Gerçek bir breakthrough experience, öğrendiğiniz metotta derinleşme fırsatınız olacak. Öğrendiğiniz metotları uygulamaya geçirmeniz hızlanacak ve gerçek bir breakthrough, gerçek bir çığır açan deneyim. Ve şu anda, yani şeyi de söyleyebilirim, yani John DeMartini tekrar hatırlatmak adına, dünya çapında Wayne Dyer dahil birçok eğitmenin eğitmeni ve hakiki metotlar öğreten bir eğitmen. İşte Donald Trump, Orlando Bloom, Robert De Niro, birçok ünlüye mentörlük etmiş. Gerçekten böyle birçok kişinin hayatta yükselmesini sağlamış, ismini bildiğiniz iş adamları, ismini bildiğiniz liderlerin o döngülerini çözüp en üst seviyeye çıkmalarını sağlamış bir eğitmen. Dediğim gibi benim bunca yıllık çalışmamla, 20 yıllık çalışmamla bende bile bu iki gün çığır açan bir deneyim olup hayatımda büyük bir değişim getirdiyse, sizlerde düşünün neler yapacak. Tahmin bile edemezsiniz. Tahmin bile edemezsiniz. Ve bir arkadaşınız çok güzel demiş, bir kişi kendinde var ettiği şeyi anlatabilir. Yani genel olarak son söz olarak bunu hep öğrencilerime söylüyorum. İzleyenlere de söylemiş olayım. Bir kişi hayatında, zaten en başından beri bunu söylüyorum ya, hayatımızdaki bütün problemlerin çözümü orada. Fakat bilincimizdeki bir bulut ve algı probleminden onu göremiyoruz. Bir kişi yaşamındaki herhangi bir problemin nasıl çözüleceğini zihninde keşfettiği an, zihninde bir açılma, zihninde bir dönüşüm olduğu an, yaşamında anında dönüşüyor. Ve aslında bu şu demek: bir kişi yaşamında geldiği nokta kadar, ne kadar bilincinde o kadar ilerlemiştir. Tekrar söyleyeceğim bunu. Bir kişi yaşamında ilerlediği kadar bilincinde ilerlemiştir. Dolayısıyla bir kişi size bilincinde ne kadar ileri olduğunu anlatırsa anlatsın, o kişinin yaşamına baktığınızda, yaşamında sağlık olarak, güzellik olarak, enerji olarak, ilişkilerinde, evliliğindeki bağlılığı, ailesiyle olan ilişkisi, çocuklarıyla olan ilişkisi, sosyal liderliği, maddi birikimi, kariyerindeki ilerlemesi, yaşamın bütün alanlarında, eğer onun ilerlediğini görmüyorsanız o kişi bilincinde de ilerlemiyor. Ve yaptığınız en büyük hatayı orada yapıyorsunuz. Ben de yıllarca yaptığım en büyük hatayı orada yaptım. Yani gidip saçma sapan, daha kendi ilişkisini yürütememiş, ilişkiler eğitimi veriyor, o insanları dinledim. Onları dinlersem, o zaten zihninde bir ilişkiyi nasıl yürütür çözmediği için, ben onu dinleyip onun yaptığını takip edersem, söylediğini yaparsam benim de ilişkimi yürümeyeceği kesin. Örneğin para mevzusu, daha henüz kendisi maddi olarak belli bir birikim seviyesinde değil. Henüz daha işte biriktirememiş, iyi yatırımları yok, birikimleri her geçen gün büyümüyor.
Ben ondan bolluk bereketle ilgili niye eğitim alayım? O daha kendi zihninde çözememiş olayı. Veya kendi fit, sağlıklı değil ama sağlıkla ilgili eğitim veriyor. Daha o kendi zihninde çözememiş. Dolayısıyla bu hatayı yapmayın. Arkadaşının yazdığı çok doğru. Kişi sadece kendinde olan şeyi anlatabilir. Sadece anlatabilir değil, sizi inisiye eder. Ve zaten mentorluk ve hakiki yani mentorluk ve hakiki eğitmenlik budur. Bir kişi kendi çözmüşlüğünden size öğretir. Kendi çözdüğü kadarını öğretir. Hem John'un hem benim bence eğitimlerimizde bu kadar iyi sonuç almamızın sebebi bu. Çünkü dünya çapında yaşamın her alanında ilerleyebilen üst bilinç seviyesinde zaten çok az insan var. Bu insanların içerisinde de eğitmeye adanmış pek insan yok. Biz John'la birlikte hem bunu yapabilen, yani hem yaşamının her alanında ilerleyen ve ilerlemeye devam eden John'u da göreceksiniz. O da öyle. Yaşamı öğrettiği metotların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor zaten. Yani birikimiyle, finansal özgürlüğüyle, işte 70 yaşına yakın zımba gibi sağlığıyla, zekasıyla gösteriyor yani ne seviyede olduğunu. O seviyeye gelmiş kişiler genelde bizim gibi, John da aynı şekilde bir gelir kaygısı değil, manevi olarak o çok iyi bir hoca ve kendine buna adadığı için devam ediyor. John için de aynı şey geçerli yani. Hani dünyayı geziyor, bir gemide yaşıyor zaten ve şu an eğitim vermese, dünya çapında bir sürü yatırım var, ne bir para kaygısı var, ne bunun için yapıyor, hiç böyle bir şey için yapmıyor. Ve zaten bu seviyede olup, yani bir gelir kaygısı olmadan veya bu seviyede olup hayatın her alanında ilerleyen, bu olsa da olmasa da ilerleyen kişiler baktığımız zaman dünyada eğitmen değil. Çoğu kendi işlerini yaratma, kendi projelerini yaratma, olağanüstü hayatlarını yaşama peşinde. O yüzden hem bir taraftan ilerlemiş hem bir taraftan öğretme hedefinde olan çok az insan olduğu için bunu kaçırmayın arkadaşlar. Yani hem sizi kendi deneyimiyle, yaşanmışlığıyla bir üst bilinç seviyesine inisiye edecek. Ben de oradayım, bir üst bilinç seviyesine birlikte inisiye edeceğiz. Hem de %100 geçerli bu şeyleri, bu metotları size öğreteceğiz. Biri demiş ki seyyah kitabını yazan öğrencinizmiş, doğru mu? Kim o? Seyyah kitabı kimin kitabı arkadaşlar? Hatırlatırsanız cevap vereyim, hangi öğrencinin kitabı? John Londralı değil, John Amerikalı, Londralı değil, zaten İngiliz olması lazımdı bu. Hocam eğitimle ilgili bilgiyi benim aslında Instagram'da Reels'larıma bakarsanız daha önce paylaştığım Reels'ların içerisinde var. 28-29 Ekim, o tarih de tesadüfen oldu ama 29 Ekim'e denk gelmesi bu sizlerin bilincinizi değiştirecek eğitimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi de çok enteresan. Ve Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelmesi bence daha enteresan. Bence büyük bir çağ atlamasına ülkemizin de destek olacak o eğitim. Böyle bazen böyle şeyler söylediğimde ay çok büyük konuşuyorsun diyor ama diyorsunuz ama gerçekten öyle. Çünkü bilincini dönüştürebildiğimiz, o düğümleri çözdüğümüz, yıllardır devam eden döngülerinden özgürleşip üst zeka seviyesine taşıdığımız öğrencilerimizin her birinin neler yapabildiğini gördüğüm için, ne kadar büyük işler başardığını ve nasıl liderlere dönüştüğünü, yani orada olacak 200-300 kişinin bir üst bilinç seviyesine geçmiş ülkemiz için neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Bir arkadaşımız demiş ki Paris'e gelin. Benim büyük kızım Paris'te yaşıyor ve Paris'te okuyor. Gelip gidiyorum, orada da bir evimiz var. Breakthrough Experience için John biraz benden farklı. Ben böyle bir şey koyuyorum, duvar koyuyorum. Çünkü muhatap olmak istemiyorum. Türk insanını çok iyi tanıyorum. Gerçekten adanmışlığı olmayan hiç kimseyi aileme, müfredata kabul etmiyorum. Dediğim gibi bir gelir kaygım olmadığı için eğitimlere daha çok insan gelsin falan hiç umurum değil yani. O yüzden de kısacası beğenmediğimiz kişileri almıyoruz eğitimlere. Ama John öyle değil. John herkese açıyor eğitimlerini ve onun başka bir tarzı var. Bu da onun eğitimi 28-29 Ekim'de. Dolayısıyla herkese açık ama tabii bir ön görüşme yapıp ekibimizle bilgi alabilirsiniz. John'un eğitimine uzaktan katılamıyorsunuz. Nevşen Enstitü müfredatı tamamen dijital platformda ilerleyen eğitim paketlerinden oluşuyor.
5 tane ana prensibin altında eğitim paketleri var. Bu arada müfredat, bunu da sormuştunuz. Şu anda öğrencilerimin cehennemden cennete adım attıkları diyeyim. Her gün şükran içerisinde yaşamlarına bolluk, bereket, en üst standartta yaşayarak devam ettikleri müfredat. Aslında 3 yıl devam eden bir eğitim ama müfredata girdiğinizde benden ömür boyu destek alıyorsunuz. Aslında müfredat bir lifetime membership gibi. Çünkü tekrar söylüyorum, bunu bir gelir kaygısıyla ve bir iş olarak görmediğim için, ben öğrencilerimi benim ailem olarak gördüğüm için, benim bir kere müfredatıma katılan öğrencim ömür boyu benim mentörlüğümü ve desteğimi alıyor. Ve ben kendimi öğrencilerime böyle adıyorum. O yüzden de işi benzeri yok ya. Yani. O yüzden diyorum ya, hani müfredatı anlamayan, verdiğim hizmetin büyüklüğünü, hayat boyu yanınızda olan bir aileniz var. Hayat boyu yanınızda olacak olan, birbirine destek olacak olan, benim rehberliğimde ilerleyecek bir ustalık, usta aileniz var yani. Bu ne kadar büyük bir güç, farkında mısınız? Yani bir kere müfredata geldiğinizde Nevşe Enstitü ailesinin bir parçası olduğunuzda ömür boyu benden destek alıyorsunuz. Ömür boyu bir mastermind, usta bir grubun içerisindesiniz. Nerede takılsanız hepsini çözüyoruz ve ömür boyu bütün problemlerinizi çözerek en üst seviyede ilerlediğiniz bir aileniz oluyor. O yüzden yani işte para pahalı falan böyle şeyler diyenler, yani öğrencilerim ve ben şöyle falan yapıyoruz yani. Tamam, gelme, tamam, hadi, bay bay. Çünkü o kadar büyük bir hizmet, o kadar büyük bir lütuf ki bu benim için de, herkes için yani. Ve bunun için bunu yapıyorum. Yani aslında bir ailenin parçası oluyorsunuz. Ve amacımız sizi böyle bir ailenin parçası yapmak. Biri demiş ki Piraye, evet Piraye öğrencim ama ne yazık ki eğitimleri yarım bıraktı. Böyle çat pat tam bitirmeden bir takım metotları aldı, uyguluyor falan. Çok daha iyi bir eğitmen olabilirdi bence devam etseydi. 28-29 Ekim Swiss Hotel'de arkadaşlar. Demartini Breakthrough. Yani bu Breakthrough olduğu için bu eğitimin adı Breakthrough. Çok büyük bir dönüşüm ve bir düğüm, demir gibi en problemli düşünce kalıbınızı aşacağınız bir eğitim. Canlı olması çok kıymetli. Çünkü ben bilincimde bir şeyleri açtığım için, John bilincinde bir şeyleri açtığı için sizin açmanıza yardımcı oluyoruz. Her eğitim biliyorsunuz bir inisiyasyon ayrıca. Ve ayrıca orada full time bizim varlığımızda bu metodu öğrenip uyguladığınız için çok büyük bir açılım oluyor. Öğrencilerinize indirim var mı? Nevşe Enstitü müfredatı öğrencileri, evet, farklı fiyatlara geliyor. John, evet, tüm sürüngen beyinleri alıyor. Hiç umru değil yani. Hani onların hepsini yerim diyor herhalde. Ben biraz daha uğraşamam diyorum. Bence John'un eğitmenliğe olan adanmışlığı ve davranış bilimlerine olan adanmışlığı ve benim adanmışlığım çok farklı bir şekilde diyeyim. Ben şu anda dediğim gibi hayatımda iş tarafında daha çok ilerleyen, özellikle business olarak lider olan bir kadın olduğum için yani ben vaktim çok kıymetli ve uğraşamam diyorum yani. Çok alt bilinçli olanlarla uğraşamam diyorum, o öyle değil. Evet, çok teşekkürler. Son soruları da alabilirim. Bitiriyorum. Burada bir tane gene kuduran tüylü hayvanım var, minik. Seminer tercüman eşliğinde olacak. Evet, sürekli yolun anlattığı her şey tercüme ediliyor olacak. Bir opsiyon, yani iki opsiyonunuz var. Tercüman eşliğinde de dinleyebilirsiniz semineri. John'u da dinleyebilirsiniz. Ben de bir taraftan yorumluyor olacağım anlattığını, bir takım şeyleri özetliyor olacağım. Çünkü bazen uzun zamandır aynı metodu öğreten, Türkçesini bu metot etrafında geliştirmiş bir hocanın yorumlaması çok daha etkili olabiliyor. Bir arkadaşımız demiş ki ne dediğinizi anladım. Beni cevaplarınız ikna etti. İkna etme çabam yoktu. John sömürüyor, sen eziyorsun demiş. Yok, hiç öyle bir şey yapmıyoruz. İkimiz de sizi yüceltiyoruz arkadaşlar. İkimiz de kendi varlığınızla bağlantıya geçip sizi yüce bir varlığa dönüştürmek için bu yoldayız. Emek olmadan yemek olmaz. Harika. Evet arkadaşlar, bilgi@neşan.com'dan bilgi alabilirsiniz. bilgi@neşan.com'dan bir randevu isteyip
Ya da Breakthrough Experience ile ilgili benim profildeki linkimi tıklayabilirsiniz ve oradan direkt kaydolabilirsiniz. Dediğim gibi bu John'un eğitimi olduğu için farklı bir şekilde herkese açıyor. Çok güçlü bir dönüşüme aracılık edeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Benim için tekrar bir açılım olacağını düşünüyorum çünkü bu eğitimin. Dediğim gibi ne kadar çalışırsak çalışalım hepimizin bir üst seviyesi, bir üst seviyesi var. Ben şu anda dünya çapında daha önce bundan 10 sene önce hayal bile edemeyeceğim dünyayı yöneten diyeyim. Yani hani mesela toplantı yaptığım kişilere bakıyorum geçen hafta ve önceki hafta. Elon Musk'ın yatırımcılarıyla toplantı yapıyorum. İşte Elon Musk yapan adamlarla görüşüyorum sürekli falan. Böyle çok acayip dünyanın en tepesindeki en büyük işlere destek olmuş yatırımcılarla, çok üst düzey iş kafalarıyla bir aradayım. Bundan 10 sene önce bunu hayal bile edemezdim. Dolayısıyla bütün bunlar bilincimle çalışarak oldu. Bundan 10 sene önce İngiltere'de yaşadığımı, işte Amerika'da bir yüksek lisans okuluna başkan yardımcısı olduğumu, Amerika'da şirketimin olduğunu, San Francisco'da ofislerimin olduğu, bu şekilde dünya çapında iş insanlarıyla bağlantıda olduğum, birçok projeye liderlik ettiğim bir seviyede olduğumu, olacağımı bilmiyordum yani. Ve dediğim gibi hayal bile edemezdim. Bilinçteki her açılımla bir sonraki seviyeye, bir sonraki seviyeye, bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Ben bunu yapabiliyorsam hepiniz yapabilir, ben bunu yaptıysam hepiniz yapabilirsiniz ama adanmışlığı olanlar bunu yapabilecek sadece. Hepinizde yapma kapasitesi var ama hepiniz yapamayacaksınız. Ben yapmak isteyenlere işte biraz evvel dediğim gibi son nefesime kadar destek olmaya devam edeceğim. Müfredat bir aileye üye olduğunuz, ömür boyu benden mentörlük aldığınız bir grup aslında. Bir aileye adım atıyorsunuz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.